Şükran. Efendim canım. Şunu ütüleyin de yarına hazır olsun. Tamam, koy bir yere ütüleriz. Tamam, nereye koyayım? Bir yere koy, ipek alır ütüler. Ya tam bir yer söyleyin bana. Sonra unutursunuz unutursunuz, nereye koyayım? Mehmet, herhangi bir yere koy. Allah Allah, niye unutalım? Tamam, şuraya bırakıyorum. Ay Mehmet, oraya bırakılır mı ayol? Allah Allah, yemek yapıyorum ya buraları. Bir şey sıçrayacak, bayramı burnumuzdan getireceksin canım. Yine mi kadayıf yapıyorsun? Ne demek yine mi? Geçen bayram revani yaptım ya Mehmet. İyi canım, tamam kadayıf olsun da... Yalnız o cevizleri biraz döv, tamam mı? Öyle iri taneli koyulmaz. Yerken dişimize falan batabilir. Mehmet! Efendim? Buyurun bakalım. Olmuş mu şimdi? Bakayım. Ha? İyi, fena değil. Biraz iriler var Allah. Ama işte idare edeceğiz artık. Ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbi. Olmayınca olmaz tabii. Zeytinyağlı barbunya yapıyorsun değil mi? Yapıyorum, yapıyorum. Yani nerede barbunyalar göremedim. Görmen gerekmiyor. Yarın yerken görürsün. Madem yapacaksın, önceden çıkartıp ıslatsana şunları. Mehmet, niye karışıyorsun? Sen ne zaman canım isterse o zaman ıslatırım. Ay! Ama o zaman olmuyor ki, sert oluyor, yenmiyor. Sert mi oluyor? Evet. Ayol! Ayol, ben ne zaman sana sert barbunya pişirdim? Herhalde senin başka bir karın var. O pişiriyor sana sert barbunyaları. Ay! Üstünü biraz ince ser. Ay imdat! Vallahi Mehmet, şimdi şak diye düşüp bayılacağım. Ben önce gidip şu davulumuzu bulayım Hulya. Sen hiç merak etme Allı Turnam. Yarın akşam o minik ayakların İstanbul'a değil... Paris topraklarına basacak. Peki bu kadar baş toplayabilecek misin Kadir? Sen ne diyorsun Hulya? Paris'ten dönüşte Dubai'ye uğrayıp sana pırlanta bile alabiliriz. Biraz fazla uçmuyor musun Kadir? Uçmak dedin de aklıma geldi. Unutturma da biletlerimizi business class'tan alayım. Sen ekonomik sınıfta uçacak kadın değilsin Hulya. Bak Kadir, bayram tatili bitene kadar bir yerlere gitmezsek fena bozuşuruz. Dönüşte de ev tutacağız. Oha Hulya. Davul çalacağız dedik. Banka soyacağız demedik ki. Tamam hayatım, tamam. Ben gidip hemen şu davulumuzu bulayım. Doğruyu söylüyoruz ya, işinize gelmiyor. Zaten doğru söyleyeni 9 köyden kovarlarmış. Burası da benim 10. köyüm. Ay Mehmet, sen gidip... Bayram alışverişi yapsana. Ne benim işime karışıp duruyorsun? Efendim, plansız hareket ediyorsun, ben ona kızıyorum. Önce tatlı yapılmaz. Önce yemekler yapılır, sonra ütü yapılır, sonra tatlı yapılır. Yok canım. Öyle bir kanun mu çıkardı meclis? Nereye koyayım bunu? Ay Hülya, lütfen şunu alıp ütüler misin? Rahatlasın babam, bayılacağım şimdi. Alayım baba. Bak kızım, şu kollara dikkat et, çift ütü olmasın, tamam mı? Bu manşetlere de ütüyü güzel bas. Ayrıca şu yakayı da böyle dıştan içe doğru ütüleyeceksin, tamam mı? Mustafa abi. Kadir abi içeride davulu süslüyor. Başından da bir dakika olsun ayrılmıyor. Ne yapacağız? Bilmiyorum ama bulacağız bir yolunu. Abicim sen niye şikayet etmedin ustaya? Ya babama şikayet edeyim de babam da davulu enişteme çaldırsın. Bahşişleri de kendi toplasın. Eniştemin babama dünya kadar borcu var. Adam iç güveysi ya. Mustafa, gömleklerin temiz mi, ütülü mü? Bak yarın bayram. Temiz, ütülü baba. Ayakkabılarını da boyasaydın. Boyadım baba. Hangilerini giyeceksin? Siyah olanları giy, onlar daha bakımlı. Tamam baba, siyah ayakkabılarımı giyerim. Sen burada mı kalıyorsun bu gece? Evet usta, sakıncası yoksa tabii. Var mıymış yer peki? Nerede yatacaksın? Ya ben yatacak bir yer bulurum ya. İyi, hadi yatın artık. Yarın erken kalkacağız, bayram namazına gideceğiz ha. Tamam baba, yatarız. Mustafa abi, bu gece davul çalacağım ben. Oğlum ne aptalsın ya, sahur yok ki artık. Abi öyle çalmak değil ya, Kadir abiden çalacağım. O uyurken davulu aldık aldık, alamadık, bahşişler gidiyor vallahi. Ben de şey sandım. Ya.
Damat. Kadir. Bana bak Hasan, bu tokma. Ne Hasan'ı be? Pardon babacığım, siz miydiniz? Hadi hazırlan, namaza gideceğiz. Namaz mı? Ne namazı babacığım? Cenaze namazı. Öyle mi? Kim öldü? Bayram namazı yavrum, bayram namazı. Hadi hazırlan. Ama babacığım, ben daha bütün gün davul çalacağım. Benim biraz daha uyuyup zinde kalmam gerekiyor. Camide açılırsın çocuğum, orada zindeleşirsin. Hadi, hadi, hadi ya. Ama ben geçen bayram gitmiştimdi bayram namazına babacığım. Ya 40 yılda bir sevaba gireceksin, onda da ayak giriyorsun ya. Şey babacığım, acaba abdest almak için sıcak su bulunur muydu? Yok damatcığım, soğuk suyla alacaksın abdestini. Oh be ya, oh be ya, oh be ya. Enişte günaydın. Günaydın kayınço. Banyoda işim bitti, istiyorsan sen abdest alabilirsin. Öyle mi? Alacağım kayınço, alacağım. Davulunla mı alacaksın? Evet kayınço, davulumla ben abdest alacağım. Ama enişte... Yani sizin yüzünüzden geç kaldık, avluya kaldık yine. Babacığım belki bana avluda da yer kalmaz. İsterseniz ben gelmeyeyim. Bana bak saçmalama da bırak şu davulu düş önüme hadi. Yok ben davulumla geliyorum babacığım. Evladım davulun camide ne işi var? Bir cami görsün babacığım. Bana bak sabah sabah benim tepeme attırma. Çıkar şunu koy oraya. Yürü düş önüme hadi. Çekil oradan bakayım. Ver şu seccadeni. Al şunları da taşı hadi yürü. Hasan, hı? Namazdan sonra hemen eve koşuyoruz ha. Neden? Eniştemden önce davulu alalım diye. Ha, tamam tamam. Ya ne gevezelik ediyorsunuz ya? Yürüsenize şimdi. Çık! Çık! Derin! Bugün bayram, erken kalkın çocuklar. Bugün bayram, erken kalkın çocuklar. Aa, davul! Yok burada. Anne, davul nerede? Davul, davul! Davul anneciğim! Ne bu telaş? Davul, davul nerede? Davul nerede? İçeriye koydum. Aa! Bir dakika, çocuklar! Oraları yeni temizledim ayaklarınızla. Ay, ay bunlar deli eder adamı. Deli olacağım ya. Deli olacağım ya. Deli olmamak mümkün değil ya, mümkün değil. Mehmet, hoş geldin. Ne oldu şekerim? Ne olacak? Ayakkabım kayboldu. Aa! Ortadoğu ve Balkanların en hızlı davulcusu olduğumu unuttunuz galiba çocuklar. Çok yavaşsın Hasan, çok. Azı sensin yavaş olan, hantalsın işte. Hadi bakalım, ben çıkayım da şu mahallenin bir bayramını kutlayayım. Hiçbir yere çıkmıyorsun efendim. Niye babacığım? Çünkü daha bayramlaşmadı. Siz bayramlaşmaya başlayın babacığım, ben sonradan duhul olurum. Çok konuşma, çok konuşma. Hadi bakalım hepimiz kahvaltıya, sonra da bayramlaşacağız. Ama fakat lakin babacığım... Bana bak, zaten ayakkabılarım çalındı, tepeme attır. Ah! Ah! Benim ayakkabılarım! Ben de niye zor koşuyorum diyordum. Şu hale bak, oturmuş misafir bekliyoruz. Ya kimse gelmezse? Allah'ım ne olur şöyle karşıma doğru dürüst bir adam çıkar. Daha kaç bayram evde oturacağım ben? İnşallah Kadir iyi bahşiş topluyordur. Büyünce kendi folklor ekibi kendim kuracağım. Sultan Sof Ceren olacağım. Yine hüzünlendi bizimki. Çalsa bari şu kapıda, gelse birileri öpse elini. Saat kaç oldu? Daha bir gelen yok. Ne biçim bayram bu ya? Dur canım. Ceren'cim, hadi biz içeriden babanı arayalım. Bakalım bahşiş toplayabilmiş mi? Geldiler. Açın bakalım kim gelmiş. Açın. Ya hadi sallanmasanıza hadi. Merhaba.
Hayırlı bayramlar, tüm bayramlar. Hoş geldiniz. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Vallahi ilk sizi ziyarete geldik Şükrancığım. Çok teşekkür ederiz Nizam. Sağ olun, eksik olmayın. Ayaklarınıza sağlık. Buyurun. Ya şöyle bir etrafımıza baktık da pek yaşlı kimse kalmamış sizden başka be Mehmet Usta. Ya İstanbul'da tek büyüğümüz siz kalmışsınız. Biz küçüklere düşen vazife de büyüklerimizi ziyaret etmek. Bir elimizi öpersiniz o zaman. Ne de olsa küçüğümüzsünüz. Tabii öpmek lazım. Öpeyim bari Mehmet dede. Ben de öpeyim bari Şükran nini. Ay ilahi. Ayıptır söylemesi ama çikolatalar İsviçre'den Şükrancığım. Biliyorsun geçen bayram Zürih'teydik. Oradan almıştık. Ya size kısmetmiş. Sağ olun eksik olmayın. Biz yine yurt dışına gidersiniz diye düşünüyorduk ama... bakıyorum bu bayram siz Türkiye'yi tercih etmişsiniz ha? Gitmediğimiz yer kalmadı ki şekerim. Neredeyse bütün Avrupa'yı karış karış dolaştık sayılır. İyi yaptınız, iyi yaptınız kalarak. Ben zaten bayramlarda bu yurt dışına kaçanlara çok sinir oluyorum. Herkes evinde otursa ne güzel yürüyecek geleneklerimiz. Değil mi Sinancığım? İdari tatil, midari tatil diye iyice uzatıyorlar bayram tatilini. Millet de ne yapsın? Fırsat bilip kaçıyor tabii bir taraflara. Kaça kaça bu hale geldik zaten. Tabii tabii biz de biliriz kaçmasını, biz de biliriz yurt dışına seyahate gitmesini ama gitmiyoruz. Yani tercih etmiyoruz. Çünkü orada bizim elimizi kim öpecek? Değil mi şekerim? Buyurun Müjgan teyzeciğim. Teşekkür ederim. Burnun bayağı düzelmiş Sinancığım ya. Yani bari bundan sonra dikkat et ha. O bir kere olur Mehmet Usta. Teşekkür ederim. At daha alışamamıştı bana da huysuzluk yaptı işte. Şimdi alıştı mı size bari? Yani huyunu suyunu öğrendiniz mi? Daha tabii tabii öğrendi öğrendi Şükrancığım. Şimdi çok güzel biniyor at artık. Bence sen yine de dikkat et Sinancığım. Vallahi bir daha kırarsan burnunu şu senin CNC tezgaha da soksak kar etmez ha. Sizin damat nerede? Ortalıkta görünmüyor. Tatile falan mı çıktı yoksa? Yok canım. Ne tatili? Onda tatile gidecek param var. Çıktı sokağa davul çalıyor işte. Ay bir de o mu gelip bahşiş isteyecek şimdi? Başka isteyen de mi oldu? Oldu oldu. Siz camideyken bir davulcu geldi. 1 milyon verdim gönderdim. Allah Allah. Bu mahallenin davul ihalesi bizdeydi ya. Ay pardon. Ben bir kapıya bakayım. Ne oldu damat? Ne oldu damat? Söylesene ya. Mahalleye korsan davulcu da danmış babacığım. Benden önce gezmiş bütün mahalleyi. Bahşişlerin hepsini toplamış. Şükran. Biz de çıkalım bugün de şu Sinanları falan ziyaret edelim. Hı, edelim hayatım. Oradan da Sevinçlere gidelim iadeyi ziyaret için ha? Gidelim gidelim. Çocuklara haber ver de hazırlansınlar o zaman. Kime? Bizim çocuklara mı? Yo, bakkalın çocuklarına. Ayol gelir mi bizim çocuklar? Şimdi bir yan bahane uydururlar. Ne demek gelmezler ha? Bayram ziyaretine ailece gidilir efendim. Öyle tek tek olmaz. Ay vallahi ben onların çenesiyle hiç uğraşamam. O zaman git sen söyle şeker. Aman aman hiçbir şeyle uğraşmayın zaten. Her şeyle ben uğraşayım. Siz uğraşmayın. Ama ne diyeceğim ya? Trekking'e gidiyorum diyemem. Ama para da lazım. Of ya of çalıştır saksıyı Mustafa hadi çalıştır ya. Ya bayramı bayramlıktan çıkarttırıyorlar insana ya. Sinir ediyor şu yeni kuşak beni ya. Baba. Efendim? Ben yarın şeye gideceğim. Neye? Fuat var ya hani İzmit'te asker. Onu ziyarete gidelim diyoruz arkadaşlarla. Bayramdır sevinsin çocuk. Daha bitmedi mi o çocuğun askerliği ya? Çok oldu gidelim. Bitmedi baba.
Ha, ceza yemiş, uzamış askerliği. Yeni kuşak işte, yeni kuşak. Kim bilir ne alt etti. Kesin uyumuştur nöbette. Yarın iznin olursa bir ziyarete gideceğim. İyi, git. Şey baba, giderken de bir 100 milyon verebilir misin? Şimdi eli boş gitmeyeyim, çamaşır, sigara falan alırım. 100 milyona? Yol parasıyla anca baba. Sigara migara almayın. Nöbette içer, iyice yakar askerliğini. Tamam baba, almayayım içmesin. Teşekkür ederim. Teşekküre gerek yok canım, haftalığından keseceğiz herhalde. Hadi Şükran, hadi ya. 2 saatte giyemedin üstünü başını. Giyiyorum Mehmet, patlama. Ama sen giyinene kadar bayram bitecek ya. Of Ceren, of. Ya bu kadar hamburger yersen tabii folklor koluna giremezsin. Kimse beni sevmiyor. Ne oluyor Hülya? Folklor koluna girmek istiyor baba. Gelin kardeşim, gel, gel. Geç şöyle, sen de gel. Heh, sen de gel kardeşim. Hayrola damat? Ben Ceren'e folklor çalıştıracağım babacığım. Babacığım! Canım, canım yavrum, sen hiç merak etme. Baban kontrolü ele almış bulunuyor. Seni folklor koluna almayan o öğretmen kendinden utanacak. Antep, Malatya, Giresun, Antakya, hatta Kafkasya. Artık her yöreden figürler yapabileceksin melek yavrum. Yaşasın! Geçin arkadaşlar, geçin. Geçin, böyle buyurun. Böyle buyurun, gel kızım, sen de gel. Evet, gel bakayım böyle. Hadi bakalım, çal maestro. Şükran, ben aşağıda bekliyorum. Ne işin var lan senin burada? Trekkinge gidiyoruz ya abicim. Ya Hasan. Sen gitmiyorsun oğlum, ben gidiyorum ben. Bana ne ya, ben kendimi çok hazırladım mangala. Hatta rüyamda böyle cızır cızır pişen etler gördüm valla. Senin rüyana ya. Hasan uğraştırma beni oğlum, ben gidiyorum sen gitmiyorsun, buradasın tamam mı, yapma. Vay. Demek öyle ha. Pelin yenge geldi, arkadaşlığımız bitti. Of of. Ne oluyor burada? Ben çıkıyordum da baba, hani İzmit'e gideceğim ya. İzmit'e mi gideceksin? İzmit'e mi alındı trekking? Hani Abant'taydı? Bu da mı geliyor asker ziyaretine? Evet, bu da geliyor baba. Aa, geliyor muyum? Sağ ol abi, sağ ol. Ne var o çantanın içinde öyle bakayım? Hiç, spor ayakkabı, havlu, diş fırçası falan filan var usta. Abi, bende fotoğraf makinesi yok mu? Sen aldın değil mi? Spor ayakkabısını ne yapacaksınız ya askerde? Çocukla beraber koşacak mısınız yani? Belki spor ayakkabısı yoktur baba. Yanımızda götürüyoruz. Veririz, sevinir gariban. Oğlum devlet veriyor ya ayakkabıyı. Ama her şeyi devletten beklememek lazım baba. Abi ne devleti ya? Biz trekkinge gitmiyor muyduk? Trekking mi? O ne ya? Trekking mi? Trekking şey... ordunun yeni bir askeri birliği. Evet, hani böyle tankçılar, topçular falan var ya, artık trekkingçiler de var. Bizim Fuat da 3. Trekking Alay Komutanlığı'nda asker. Abi, bu trekking hani göl kenarında falan... Hasan, Hasan, hadi Hasan. Arkadaşları bekletmeyelim Hasan. Geç kaldık Hasan. Geveze işte, vıdı vıdı konuşuyor. Git, çocuklar bekliyormuş orada. Evet, tamam. Ona kalsa gidemeyeceğiz. İyi günler baba. Hadi güle güle, güle güle. Güle güle. Allah Allah. Bu askerlik ne kadar değişmiş ya. Benim zamanımdan sonra neler olmuş baksana. Neden böyle yapıyorsun Hülya? Neden benimle konuşmuyorsun? Sen kızımızın folklor alanındaki gözle görülür gelişmesini fark edemiyor musun? Ceren, gel yavrum, gel yüzeyin. Bir annene Kafkas oyna da görsün bakalım. O nasıldı baba? Kızım hani vardı ya. Baba, annem seninle konuşmuyor mu? Konuşmuyor kızım.
konuşmuyor. İlla beni çiçek masrafına sokmak istiyor. Şükran. Efendim canım. Nerede kaldı bu kız? Hangi kız? Hangi kız olacak? İpek akşam oldu hala gelmedi. Gelir herhalde. Şekerim arkadaşlarıyla buluştu. Saat daha 6:30. Mustafa nerede peki? Sabahın köründe gitti İzmit'e gidiyorum diye. O da gelmedi daha. Demek yeter artık. Ay ne bileyim ben. Radar cihazı mıyım? Oturduğum yerden çocukların nerede olduğunu bileceğim. Senin yüzün niye bir karış? Moralim bozuk baba. Bayramın bile tadını bırakmıyorsunuz insanda. Evde kimse yok. Olanların da suratı asık. Al canım kahveni. Nerede kaldı bu Mustafa? Saat 10 oldu ya. Evet. Yani insanı bayıltırsın. Kaçıncı soruşun? Ha işte geldi çocuk. Allah Allah. Merhaba Şükran teyze. Aa, hoş geldin oğlum Fuat. Fuat mı? Geç çocuğum, geç. Merhaba Mehmet amca. Hoş geldin evladım, hoş geldin. Geç otur bakayım, otur. Senin ne işin var burada? Ne demek o Mehmet? Çocuk bayram ziyaretine gelmiş işte. İki gün önce ters oldu Mehmet amca. Hem elinizi öpeyim, hem de Mustafa'yı ziyaret edeyim dedim. İyi yaptın evladım da, Mustafa seni ziyarete gitmişti bugün. Beni ziyarete mi? Evet, mahalleden arkadaşlarıyla seni ziyarete geleceklerdi İzmit'e. Merhaba anne. Merhaba çocuğum. Sanırım yanlış bir zamanda geldin. Oh, Fuat. Ne haber Mustafa? Merhaba Fuat. Nasılsın Fuat? Ne haber Mustafa? Hoş geldin Fuat. Ya ne kadar ilginç değil mi? Senin ziyarete gittiğin arkadaşın iki gün önce terhis olmuş. Ya biz de gittik bulamadık zaten değil mi Fuat? Bana bak. Neredeydin sen? Ben şey baba. Şey babası işte bir yanlışlık olmuş. Sen sus. Zaten hep sen yüz veriyorsun bunlara. Ya sen bu yaşta bana yalan söylemeye utanmıyor musun ha? Neredeydin söyle. Şey baba kim bilir ne işler çeviriyor. Sakin ol. Zaten ben koynumda yılan besliyorum. Yok bunların ikisi de adam olmaz. Bu da tamam, eniştesine sen... çekmiş. İkisinden de bir sen şey olmaz bunlar. Akşama kadar bana yalan söylüyorlar. Öteki ay, beni dolandırıyor. Öteki de yapıyor. Elinden sizden çektim. Ya ben sizinle mi uğraşacağım burada? Ay seni aldım. Yardımını da istemiyorum. Sen de bırakın. Olur mu?